Bu arada ekonomide şöyle biraz daha detaylı durumumuza bakalım. Şöyle anlatacağım ben size. Biz acaba gece motorine, benzine bir zam gelmiş midir diye baktık biraz önce yukarıda. Çünkü dolar kuru yükseldi, petrol fiyatlarında da yükseliş var. ÖTV artışından sonra normal rutin zamları da göreceğimiz aşikardı. Geldi o zam. Motorine 1 lira 21 kuruş zam var efendim. Öyle başlayayım ben ekonomi gündemini aktarmaya. 33 lira 57 kuruş oldu motorinin litre fiyatı. Yani 34 liraya yaklaştı. Şimdi önümüzdeki birkaç saat içinde, akşam ya bu akşam itibariyle benzine de zam görürüz. Benzin 35 liraya yaklaşır. Motorinde gördüğünüz gibi 34 liraya yaklaştı. Motorine 2 ayda %72 zam yapılmıştı. Şimdi %73'ün üzerinde zam yapılmış oldu anlayacağınız. Artışlar durmayacak. Hatta önümüzdeki dönem bu motorindeki ve akaryakıttaki artışın %25'lere kadar ulaşabileceği belirtiliyor. Bu artış sadece benzine, motorine gelmiyor. İğneden ipliğe, gıdadan mobilyaya, ev eşyasına, her şeye geliyor, giyime, kuşama. Dolayısıyla bu artışlar da akaryakıtta, benzinde ve motorinde devam ediyor ve dahası da gelecek, devam edecek gibi görünüyor. Şimdi iç hat uçuşlarında da taban fiyat yükseltildi. Zamlarla hayatımız devam ediyor. Zamlarla başlıyoruz güne hep. Zaten geçtiğimiz 2 hafta içinde bir akşam resmi gazeteyi okuduk. Sabah da etiketlerin değiştiğini gördük. Böyle başımız döne döne zamları takip etmeye çalışıyoruz ve hayata yetişmeye çalışıyoruz. Şöyle KDV arttı biliyorsunuz. Temizlik ürünlerinde KDV %20. Etiketler değişti. Kur da artınca o ürünlerin fiyatı daha da artıyor. Yakaryakıta ÖTV arttı. Bu sefer gıda fiyatlarındaki artış iyice gitti, uçtu, yetişemiyoruz. Birazdan onun detaylarını da aktaracağım. Sonra KDV oranları birçok noktada 2 puan arttı. Zaten ekstra zamlar da üzerine bindi. Harçlar arttı. Gecikme zamı önümüzdeki dönem daha da artabilir. Kredi kartı faizleri yükseldi. İhtiyaç kredisine zaten ulaşılamıyor. Bunun dışında motor taşıtlar vergisini ödediniz, bir daha ödeyeceksiniz dendi. Böyle arka arkaya akaryakıt dışında tütün ve sigarada da biliyorsunuz ÖTV oranları arttı. Sigara ve içki de ardı ardına zamları gördük. İğneden ipliğe her şeye zam geliyor zaten. Hem vergi artışları hem kurun yarattığı maliyet artışlarını karşılamaya çalışıyoruz. Daha elimize maaşlar gelmeden eridiye gitti. Şimdi bir zam da iç hat uçuşlarına geldi. Taban fiyat yükseltildi. Tek yön uçuşlarda uygulanan taban fiyat 1150 liradan 1650 liraya çıktı. Artış %43. 2013 yılında tavan ücret bu iç hatlarda 299 liraydı. 10 yılda 1650 liraya ulaştık. 10 yılda. Ya 2019'a kadar böyle biraz daha sakindi. 2022 yılı başında 600 liraydı. 2022'den 2023'ün daha ortasına başımız döndü. 1650 liraya çıktı tavan ücret. Zaten otobüs biletleri de uçak biletine yaklaştığı için böyle işte ulaşımın hayli zor olduğu günlerden geçiyoruz. Şimdi okullar açılacak. Servis ücretlerine de zam geldi. Hem okulları, öğrencileri hem de iş yerlerini etkileyecek bir durum bu. 2021-2022 eğitim öğretim yılında en kısa mesafe biliyorsunuz 312 liraydı. Hani milattan önce değil, daha geçen sene. Sonra 2022-2023 en kısa mesafenin fiyatı 932 liraya çıktı. Şimdi bu yıl talep edilen fiyat en kısa mesafe için 1441 lira. En kısa mesafeden mesafe biraz uzayınca fiyat böyle artarak devam ediyor. Böyle katlanıyor yani. En kısa mesafe 1441 lira olursa çocuğu servise nasıl koyacağız? İş yerine servisle nasıl gideceğiz? Toplu ulaşıma da zam geliyor. Ya ulaşım çok pahalı. Yani akaryakıt fiyatlarındaki artış, personel gideri, ÖTV, motor taşıtlar vergisi derken servis şoförleri zam istiyor. Hatta bu artış bile yetmez diyor. Kontak kapatırız. O noktaya geldik diyorlar. Akaryakıta zam durmayacak. Biraz önce söyledik ya, o verileri de verelim. Beklentileri sizlere aktaralım. Turgay Bozoğlu Hoca da ayrıntılı aktardı. ÖTV artışıyla benzin motorunun litre fiyatı biliyorsunuz yani 34 liraya geldi motorun, işte 1 lira 21 kuruşluk zamla. Zaten benzin 34 liraya aşmıştı. O da 35 liraya yaklaşır yakın. Yani 35 lirayı geçer zamlardan sonra. Şimdi kur ve petrol fiyatlarındaki artış durmayınca yıl sonuna kadar en az %25'lik bir artış daha yaşanır diyor analist uzmanlar. Brent petrolde 90 dolar seviyesi konuşuluyor. Kurda da yukarı yönlü hareket devam edecek deniyor. O zaman benzin ve motorinde fiyat artışları durmayacak. Herhalde 50 liraya falan alacağız.
daha sonra da dolduramayacağız. Öyle bir durum var. Çünkü şu anda mesela bugün Sözcü Gazetesi yazmış. İstanbul'dan Bodrum'a otomobille 1845 liraya giden tatilci çok değil 4 gün sonra dönüş yolu için 2192 lira harcadı diye. Arada 300-400 liralık fark oluşuyor. Bu daha da açılacak, öyle söyleyeyim. Şimdi karpuzların İstanbul'a gelişi de pahalandı tabii. Karpuzların İstanbul'a gelişi, meyve sebzenin İstanbul'a gelişi, karpuz bir örnek. Pahalanınca ne oldu? Etiketlere de yansıdı o. Bir kamyonetin yakıt maliyeti 15 Temmuz'da 9750, 19 Temmuz'da 11.976 liraya çıkıyor. Motorine 2 ayda %72 zam geldi. Kamyonetten kamyonun maliyetine geçelim. Kamyon deposu 10.246 liraya dolarken şimdi 17.803 liraya doluyor. 7.557 liralık fark oluştu. Bu 7.557 lirayı siz biz ödeyeceğiz. Dolayısıyla bu etiketlere yansıyacak. Malını getiren insan diyor ki Haley malını yığdı. Bu mal satılacak diyor. Ben dönerken diyor hiç zarar ederek geri döneceğim ürün almaya diyor. Öyle kara kara düşünüyorlar onlar da. Daha fiyat hale gelirken pahalanmış oluyor. Halden markete gelince iki kat artıyor. Hale bu ürünler uçakla mı geliyor falan diye düşünüyorsunuz. Yani %100 fiyat artışları yaşıyorsunuz. Böyle bir dönemdeyiz. Hale kadar fiyat artıyor. Halden sonra bir daha fiyat artıyor. Tüketiciye geldiğinde fiyat artık ulaşılmaz oluyor. Nedenlerinden biri de işte bu taşıma nakliye maliyetleri. Bir neden bu. Aradaki fark 7.557 lira düşünün. 14 Mayıs ile 19 Temmuz arası.